Hanlar Bölgesi Bursa'nın tarihi için UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olması hasebiyle de dünya tarihi için de çok değerli, çok kıymetli bir hazine. Hanlarıyla, Bedesten çarşılarıyla, camileriyle, alışveriş mekanlarıyla gerçekten çok önemli bir nirengi noktası. Turizm açısından da çok değerli, kıymetli bir yer. Bildiğiniz gibi onun da müştemilatıydı burası, bir parçasıydı. Olacak mı olmayacak mı farklı söylemlerde bulunuldu. Aslında biz Mart sonu itibariyle içeride başladık. Altta bir bina olmasa bile takdir edersiniz ki diğer binalar gibi hemen kepçeyi grideri sokup rahatlıkla yıkabileceğimiz bir alan değildi. Tabii o işlemler tamamlandı ve şimdi de yıkım işlemleri başlamış oldu. Üç farklı meydan otoparklarıyla beraber çok kısa sürede şu an ihale hazırlığında inşaatları başlamış olacak. Açıkçası bu sürece kadar destek veren, katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kimileri buna rant projesi dedi. Kimileri buna farklı yaklaşımlarda bulundular ama 40 senedir birçok belediye başkanımızın hayaliydi. Birçok büyüğümüzün, geçmişte şehrimizi yönetmiş değerli büyüklerimizin hayaliydi. Bu hayali gerçekleştirmiş olmanın heyecanını yaşıyoruz açıkçası. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz önümüzdeki yılın sonuna kadar inşallah bu çalışmaların tamamını bitirmeyi arzu ediyoruz. Emeği geçen, katkısı olan herkese çok teşekkür ediyorum. Esnafımıza çok teşekkür ediyorum. Yani takdir edersiniz ki 50 yıllık, 60 yıllık bir sorunu çözüyoruz açıkçası. Birikmiş bir sorunu çözüyoruz. Bunu bir çırpıda halletmek çok mümkün değil. Görüyor. Anormal uçuk rakamlar çıktı kamulaştırma ile alakalı ama açıkçası bildiğimizden geri durmadık, onu söyleyeyim yani. Ve inşallah Bursa çok güzel bir meydan kazanacak. Burada Bursa büyüğü var. Bursa'daki bu gizli hazinenin ortaya çıkarılması gibi bir hayal var, bir proje var bu işin ucunun içerisinde, işin ucunda. İnanın ben bu süreçte çok olumlu tepkiler aldım. Binalar yıkıldıkça, Ulu Cami'nin minareleri gözüktükçe, inanın o kadar farklı kesimlerden o kadar ciddi teşekkürler aldım. Tabii çok mutlu oldum açıkçası. Bizim de o moral bozucu sözlere rağmen heyecanımızı arttıran unsurlar bunlardı. Belki dediğim gibi burada yeri olanlarla alakalı. Ben burada yeri olanları da anlıyorum açıkçası, yani gitmek istememelerini, ama takdir ederseniz ki bizim burada bir tarihi ortaya çıkarmak gibi hayalimiz var, heyecanımız var. Tamamen bunu yapmaya yönelik bir çalışmadır bu.